Arkadaşlarım ÖSYM nereden nereye serisinde çarpanları ayırmayı inceleyeceğiz. Derince bir analizini yapacağız bu videomuzda. Şimdi arkadaşlarım hemen başlayalım çarpanları ayırmayı yorumlamaya. Çünkü önemli bir konu. Önemli bir konu olmasının sebebi birazdan grafiğe baktığınız zaman şaşıracaksınız ama önemli konu olmasının sebeplerini de açıklayacağız. Şimdi artık diğer konuların sorularında diye bir başlık atmışız. Çarpanlar ayırma. Niye? Çünkü kendine has bir konu başlığı olmaktan çıktı çarpanlar ayırma. Şimdi bir bakalım. YGS döneminde kendine ait konu başlığı altında soruları varken arkadaşlar bu konunun. YKS döneminde bu durum biraz değişti ve çarpanlara ayırma kazanımları üstü köklü ifadeler, limit, türev, integral, polinomlar, ikinci dereceden denklem ve eşitsizlik gibi daha da sayabiliriz, daha da arttırabiliriz ama en çok bunlarda kullanılıyor. Konuların içerisinde fazlaca kullanılmaya başlandı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Eskiden kendine has direkt böyle çarpanlara ayırma kazanımını ölçmek adına sorular sorarken ÖSYM artık bunları sormayı tercih etmiyor. Zaten öğrenci bunları temel matematik gibi bilmesi gerekiyor diye başka konuların içerisinde kazanım olarak sorulmaya devam ediliyor. Yani sen limitin içinde türevin, integralin, eşitsizliğin, üstü köklü ifadelerin, ikinci dereceden denklemlerin, eşitsizliğin, polinomların içerisinde sevgili arkadaşım bu konuyu zaten bilmen gerekiyor diye kullanman da gerekiyor. Bu soruları çözebilmen için çarpanlar ayırmaya hakim olman gerekiyor demeye çalışıyor ÖSYM. Şimdi grafiği bize baktığımız zaman bu durum net bir şekilde ortaya çıkacaktır zaten. 2011 yılına bakın arkadaşlar. İlk sınavımızda 3 tane soru sorulurken yani YGS'de 3 tane soru sorulurken LYS'de 4 tane soru sorulmuş arkadaşlar. Sadece çarpanlara ayırmayla alakalı. Bakın toplam 7 soru bir senede. 2012 yılında YGS'de çıkmamış, LYS'de 2 tane. 2013'te 1 tane YGS, 2 tane LYS, 2014'te 2 tane YGS'de sorulmuş. 2014'ün LYS'sini bilmiyoruz. Onu sen de biliyorsun zaten. Bunu bilmiyoruz. Çünkü sınav soruları açıklanmadı. Şimdi 2015'ten itibaren 2018'e kadar bakın hep 1-1-1-1-1 sorulmuş. Fakat 2018'in AYT'sinden itibaren 2019, 2020, 2021 bu konuyla alakalı yani kazanımı direkt bu konu olan hiçbir soru dahi sorulmamış arkadaşlar. Demek ki eskiden zaten grafiğe baktığınız zaman şöyle bir eğrisel çizgi çektiğiniz zaman şu şekilde bir eğri yapıyor. Yani duruma bakar mısınız? Şu şekilde arkadaşlarım azalarak ilerliyor. Yani bu demek oluyor ki aslına bakarsanız 2019, 2020, 2021'de sadece o 2018'de bir tanecik soru sorulmuş. YKS döneminde toplamda 4 yılda yapılan 8 sınavda bir tane soru çıkmış. Yani bir soru sorulma yüzdesi oranı 0.125 de diyebiliriz. Fakat ben artık şunu söyleyebilirim ki yandaki şu yazı benim için önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü kendine ait bir kazanım olmaktan çıktı çarpanlar ayırma. Kendine has bir soru stili yok artık soru sınavların içerisinde. Direkt başka konuların içerisinde aynı toplama çıkarma çarpma bölme gibi sen bunu kullanacaksın diyor sana ÖSYM. Anlaşıldı mı? Ama yine de ortalama soru adedine baktığınız zaman 0.72'ye 1. Yani ikinci sınavlarda sorulma oranı daha fazla. İkinci sınavlarda zaten şu konular bakın zaten limit, türev, integral, polinom, ikinci dereceden denklem, eşitsizlik yani ikinci dereceden eşitsizlikten bahsediyoruz. Bunların hepsi ikinci sınavın konuları zaten. Yani ikinci sınavda daha fazla sorulmaya elverişli bu konu anlaşıldıysa şimdi geçelim sevgili arkadaşlarım sorularınıza. Bakın şimdi o dediğimi çok daha net anlayacaksınız. Neyi hocam? Şunu güzel kardeşim. Bakın soruya. Sorunun kendisi direkt olarak çarpanlar ayırma. Başka hiçbir halta yaramıyor. Tamam üssü sayı yok mu hocam? Üssü sayı var eyvallah ama direkt olarak çarpanlar ayırma kazanımını bize elde ettirmeye çalışıyor. Bakalım sorumuza. Eski nesil bir soru. 2 üzeri 1 bölü 3 artı 1 a ise denmiş. 2 üzeri 1 bölü 6 eksi 1. 2 üzeri 1 bölü 6 artı 1 ile. Ben bunu çarparsam bakın burada 2 kare farkı mevcut. Bunu uygula diyor. A eksi b, a artı b. Demek ki bu 2 üzeri 1 bölü 6'nın karesi... Eksi 1'in karesinden gelecek. Yani 2 üzeri 1 bölü 3 eksi 1'in karesi 1. Üst taraf bu. Alt tarafa bakıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Alt tarafta
Şu 4'ü 2'nin karesi biçimde ayırırsanız bu sefer de 2 kare farkını açıyorsunuz. Açarsanız ne gelir? 2 üzeri 1 bölü 3 eksi 1 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 artı 1 gelir. Ve sevgili arkadaşlarım, şunların birbirini götürdüğünü görüyorsunuz. Şu kısmın kendisi de zaten soruda bize verilmişti buranın A olduğu. O halde cevap ne olacak? 1 bölü A olacak. Yani cevap Adana seçeneğinden başkası değildir. İşte gördünüz, klasik bir çarpanlar ayırma sorusu. Peki yeni sistemde çarpanlar ayırma soruları nasıl olur? Direkt arkadaşlarım, bakın başka konuların içerisinde kullanmayacağım. Kendine has çarpanlara ayırma soruları yeni nesil hali nasıl olur onları göstereceğim size. Nasıl oldu kısmındayız. Bir kenarının uzunluğu 6x birim olan kare şeklindeki bir kağıt şekil 1 ve şekil 2'deki gibi orta kısımlarından katlanarak şekil 3'teki şekil 3 elde edilmiştir. Yani şu. Daha sonrasında katlanan kağıttan yarıçapı 2 bölü kök pi birim olan daireler kesip çıkarılıyor. Şimdi ben bunu bir kere katladım, üst üste 2 kağıt geldi. Buradan bir kere daha katlarsam üst üste 4 tane kağıt gelir. Ve ben şu kısmı kesip çıkardıysam, bu kısmı kesip çıkardıysam, bunun alanından 4 tanesi artık yok olmuş demektir. Şimdi bunun alanı ne? Biliyorsunuz ki dairenin alanı pi kareydi. Pi çarpı r'miz burada ne arkadaşlarım? 2 bölü kök pi. Ben bunun karesini alırsam 4 bölü pi yapar. Bununla bunu çarparsanız 4 gelir. Demek ki bunun bir tanesinin alanı 4. Yani 4 çarpı 4'ten toplam 16 birim karelik ben bu kartondan kısım atmışım dışarı. 16 birim kare dedik. Pekala. Buna göre şekil 4'teki kağıt parçası açıldığında kağıt parçasının kapladığı alan birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Öncelikle bunun tamamının alanı nedir arkadaşlarım? Tamamen açıldığında eğer bir kesik olmamış olsaydı 36x kareydi. 36x kare. Ben bundan 16'sını çıkarıp attıysam demek ki benim artık burada yapmam gerekenler basit. Ben bunu önce bir 4 parantezine alırım. 9x kare eksi 4 gelir. 9x kare 3x'in karesidir. 4 de 2'nin karesidir. Dolayısıyla ben bunu 4 çarpı 3x'in karesi eksi 2'nin karesi biçimde yazdıktan sonra 4 çarpı 3x eksi 2 çarpı 3x artı 2 biçiminde 2 kare farkı yardımıyla çarpanlarını ayırabilirim. Ve cevabım da bu olur. Yani benim cevabım hangi seçenekte verilmiş? Bakın C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Hikayeli miydi? Evet hikayeliydi. Görseli var mıydı? Evet görseli vardı. Görseli bu soruda kullanıyor muyduk? Evet bunu da kullanıyorduk. Yandaki soruya göre daha mı üstü kapalıydı? Kesinlikle üstü kapalı ve tamamen aynı kazanımları uygulamaya, aynı kazanımları ölçmeye yarayan bir soru. İki kare farkını ölçmeye yarayan bir soruydu. Burada iki defa ölçtü, burada tek defa ölçtü. Burada başka neleri kullandık? Örnek veriyorum. Bir dairenin alanını kullandık. Daha sonrasında burada bir ne denir buna? Sayısal mantığımızı ölçmeye yarayan, bunu bir kere katladım, bir kere daha katladıysam 4 tane kağıt üst üste gelmiş olur kısmını kendimiz anlamamız gerekiyordu. Yoksa bunları sorumun kendisi verdiğine değil, biz kendimiz çıkardığımız için çözebildik bu soruyu. Dolayısıyla ufak tefek genel kültürümüzü de ölçen bilgiler mevcuttu ve sorunun sonu tamamen yandaki kazanımı aynıydı. İşte yeni nesil bir çarpanlar ayırma sorusu. Zor mu? Kesinlikle zor değil. Fakat dediğim gibi şu soruyu okurken ne kadar moralin bozuk da olsa, gününde olmasan da, cart da yapsan, cürt da yapsan arkadaşım sen bu soruyu hallemeder zaten çözersin. Ama hani diyorum ya bazen insan oluyor böyle ilhamı gidiyor. Bazen böyle soru çözesi gelmiyor, okuyası gelmiyor. Bazen insanın nutku tutuluyor. Hani öyle, o anlardan birisindeysen şu soruyu birkaç defa okuduktan sonra ancak böyle sıkıla çözebilirsin diyebilirim. Şimdi geçelim nasıl olur kısmına. Dedim ya çarpanlar ayırma konusunun kendine has soruları artık olmadığı için arkadaşlarım biz de artık bu şekilde az soru gösteriyoruz sizlere. Dediğim gibi diğer konuların içerisinde çarpanlar ayırma kazanımlarını ÖSYM bolca kullandıracak ama. Şimdi bir istasyonda tüm pompaların kapalı olduğu bir T anında yakıt almak için bekleyen kaç tane araç varmış? A tane. Bu araçların B tanesinden her biri A litre benzin alarak istasyondan ayrılır. Şimdi ne kadar benzin alındı? A çarpı B kadar benzin alındı ve bu alınan benzinden sonra istasyondan arkadaşlarım bu B tane araç ayrıldı. Geriye A eksi B tane araç kaldı. Geriye kalan da A eksi B. Pekala.
Ve istasyonda C tane araç kalmış. Yani A, X, B neymiş arkadaşlarım? Demek ki C'ymiş. Sonra kalan her bir araç da C litre benzin alarak istasyondan ayrılıyor. Şimdi kalan her bir araç C tane araç kalmıştı. Ve bunlar da C litre benzin aldıysa her biri C kare daha benzin alınmıştır. Ve sevgili arkadaşlarım istasyonun deposunda kalan benzin A çarpı B litreye eşit olmuş. Şimdi bu kadar istasyondan benzin alındı. Daha sonrasında bu kadar daha alındı. Sonra arkadaşlarım istasyonda kalan ise neymiş? A çarpı B'ymiş. Buna göre T anında istasyonun deposundaki benzin miktarı litre olarak aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. İşte bunların toplamına eşittir. Alınan artı kalan. Toplamda bu kadar vardı. Yani C kare artı 2 AB'ye eşittir diyeceğiz sevgili gençler. Ki gördüğünüz üzere şıklarımızda da bu şekilde bir ifade yok. Şurada C'nin A eksi B'ye eşit olduğunu bildiğimiz için C kareyi gördüğümüz yere A eksi B yazabiliriz. Ve dolayısıyla bunun karesi artı 2AB dersek yüksek ihtimalle bunu şıklarımızda bulacağız. A eksi B'nin karesini açalım. A kare artı B kare eksi 2AB, bir de burada artı 2AB'miz var. Bakınız arkadaşlarım şunlar birbirini götürür. Cevabımız da A kare artı B kare olduğu için Ceyhan seçeneğini işaretleyebiliriz. Evet sevgili gençler. Çarpanlara ayırmayla ilgili yorumumuz bu kadardı. Sonraki konumuz oran orantıda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.